çok uzun zamandır konuşulan ve anlaşmaya yakın denilen Sofyan Amrabat'la alakalı bir açıklama yaptı ve oyuncuyla bu sezon için bir görüşmemiz olmadı dedi. Bunu da ekleyeyim ben sen istersen orta sahadan devam Şimdi tabii Amrabat e, transferi orta saha Galatasaray'ın geçen sezon bayağı istediği ve çok yaklaşmıştı. Gerçekten yani transferin son altlarında birincisi oyuncunun değeri o zaman daha yüksekti. İki Galatasaray'ın bonservis verecek parası yoktu hiç. Üç Manchester ortaya çıktığı anda bütün dengeler bozuldu zaten. Amrabat da oraya gitti. Bu sezon olur mu? Evet, makul. Bir temas var mı? Evet, o da var. Tamam, ama burada şöyle senaryolar dönüyor hemen. Yani Zaniola gider, üstüne Galatasaray biraz para alır, bir de Amrabatı alır falan. Bunlar bana çok şey gelmiyor, çok taşlar yerine oturmuyor. Yani Amrabatı kaç paraya sayacaksınız da? Üstüne bir miktar para falan. Olmaz demiyorum, ama çok böyle hani biraz e, şey havada kalan işler gibi gözüküyor. Yani böyle taşları yerine oturtmak gibi e, kuruyorum onu. O yüzden biraz zaman lazım ve Amrabat yine Galatasaray'ın listesinde ama ilk sıralarda değil. Mesela e, Manchester'dan Tomina'ya gittiler. Yüksek bir bedel olduğu için geri döndüler. E, bu paraya çıkamayız. Diye. Yani e, Amrabat listedeki isimlerden biri mi? Evet ama önlerde değil. Bir diğer nokta geçen sezon burada Galatasaray büyük sıkıntı yaşadı. Bak Şampiyonlar Ligi'nde sezonun Ocak öncesindeki döneminde Kaan Ayhan o bölgede oynuyordu. Üstüne Kerem Demirbay toparladı biraz oraya girdi ama Kerem Demirbay sizi Şampiyonlar Ligi'nde götürebilecek kadar o sertliğe o mücadeleci yapıya uygun değil. Galatasaray oradan çok hücum yiyor. Ligin son haftalarında bile hani o zorlandığı özellikle bir 4-5 maç sayarız. ilk yarılarında sıkıntı yaşadı. Hep Kerem Demirbay'ın oralarda zaman zaman etkisiz kaldığı hücumlar, adam takibi yapamadığı gibi problemler öne çıktı. Yani o yüzden bir Torreira daha lazım Galatasaray'a. Çünkü bir Torreira daha lazım ki sen e, yeni alacağın Sabek'in de öyle, e, Köen de öyle sürekli bekleri göndermeye çalışıyorsun. Stoperleri zaman zaman uzun topla kullanmak için duran topla çıkartıyorsun. E, o yüzden de sana iki tane dinamik, hızlı, mücadeleci, güçlü orta saha lazım Kerem yani 2-6 ile de Galatasaray oynayabilir zaten. Abi 26 dediğin için şu ismi de sormak istiyorum. İbrahim Sangar ismi ki muhtemelen sen de gördün son birkaç gündür gündeme gelen isimlerden biri. Yani açık söyleyeyim çok heyecanlandıran bir oyuncu. Öncelikle ki oyuncu PSV Galatasaray eşleşmesinden biraz hatırlıyoruz. Bu işte Çıkıl Davut Taylanlı Berkanlı orta sahaya karşı oynamıştı ve gerçekten fark yaratan isimlerden biriydi. Geçtiğimiz sezon Nottingham 35 milyon euro transfer etti oyuncu. Yani bugün itibariyle baktığımızda oyuncuyla bir ayrılık düşüncesi mi var? Onu ben açıkçası çok bilemiyorum transferin o tarafıyla alakalı ama gündeme geldiği için soracağım. bence Galatasaray'ın aradığı tarzda bir orta saha oyuncusu. ama tabii şartlara baktığımızda şartların çok hani uyabileceğini ben düşünmüyorum oyuncuyla alakalı. Murat biraz gerçekçi olmamız lazım. Ayakların yere basması lazım. Tamam transfer konuşmak güzel de 35 milyon euroya bir sene önce aldığınız oyuncuyu alınan oyuncuyu İngiltere'den bir takımdan çekip almak için kaç para vereceksiniz? Yani o e, arada olur yakalarsınız fırsatını tamam çeker koparırsınız ama diğer tarafta bunlar Türkiye'de verebileceğiniz paralar değil. Ya ayrıca kiralığa karşıyım diye bunu söylüyorum. Yani elinizde Galatasaray şimdi bu ay satışından paranız var. Şampiyonlar liginiz var. Ligi şampiyon bitirdiniz. Yani bütçeniz var. Verebileceğiniz bir orta sahaya servisiniz varken Gidip bir oyuncu kiralamak bana hiç doğru gelmiyor. Geçen sene zorunluydunuz. Icardi'ye verdin 10 milyon euro. 9,5 Davinson'a verdin. Orta sahaya Endombele'yi bedavaya aldın. Yüksek yıllık ücretle. Ama olmadı. Tutmadı. Transferde büyük problem vardı. Kiralık da olduğu için rahat çıkartabilin. Ama artık burada düzenli bir adam lazım sana. Böyle iş oradan topla buradan son gün Allah. Olmuyor. Gördük. O yüzden de ben e, Sangare üstünden değil... Genel bir şey söyleyeyim Galatasaray'ın verebileceği paralar eğer genç gelecek vaat ediyor hani böyle 24-25'lerde ise tamam belki 10 milyon eurolar 12'lere çıkarsın para varsa ama diğer tarafta böyle 20'ler 25'ler falan öyle bir dünya yok Galatasaray tarihinde en çok para verdiği oyuncularından biri zanıyorlar. O da kaç yaşında İtalya'nın Golden Boy dedikleri adamlarından biriydi ancak ona çıkabildin. Onda bile ne kadar zorlanıyorsun satışta? Evet şöyle ayrılık konusuna da geçmek istiyorum. Okan Hoca ayrılıklarla alakalı da e, konuştu. Kerem Aktürkoğlu'nun kalmasını istiyorum dedi. Ama tabii şunu da ekledi hoca. Yani e, transferde Kerem'in ne istediği, Galatasaray'ın ne istediği önemli olacak. E, benim hoca olarak isteğim e, tabii ki takımda kalması. Galatasaray olarak gelecek tekliflere bakacağız dedi. Yani bu noktada bir açık kapıda tabii bırakıyor. Ve Kerem'in ayrılma ihtimali de bizler zaten yüksek görüyorduk. Farklı bir e, yine satış konusunda şöyle bir açıklama yaptı. Bizim oyuncu satma niyetimiz yok. E, oyuncu alma niyetimiz var. Davinson'la Nelson neden bu kadar konuşuluyor anlamıyorum. Saşaboy gibi 30-35 milyonluk bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. E, Davinson, Abdülkerim ve Nelson bizim için çok değerli. Üç oyuncu da bizimle devam edecek dedi hoca. Yani bu bir tabii transfer taktiğimdir bilemiyorum ama net bir şekilde hocanın üç oyuncunun devam edecek yani edeceğini söylemiş olması bana biraz ilginç geldi. Çünkü ben özellikle Nelson'un ayrılığını bekliyorum. Şimdi tabii Okan Hoca şampiyon oldu. Bütçeyi ee, yani iyi elbette ki Türk takımlarından hiçbirinin bütçesi değil de en azından şu anda Galatasaray biraz rahat sularda yüzüyor. Ee, o yüzden de böyle söylemesi normal. Ama orada ne dedi? Boye gibi 30-35 limiti dedi. Ee, şimdi eskiden kulüpler vermezdi evet ama burada artık biraz oyuncuların da hakkı söz hakkı oluyor. Yani bu e, Nelson Özel'in de uzun yıllardır gitmek istediğini biliyoruz. Yani son bir sene, bir buçuk seneyi gitmek istiyor. Burada iyi bir teklif gelirse Galatasaray'da neden olmasın der. Yerini dolduracaksa. E, unutmayalım Nelsona Galatasaray 7 milyon euro bonservis de aldı. Öyle az buz bir paraya almadı yani. Çünkü geçtiğimiz senelerde seviyeden gelen teklifler çok düşüktü. E Davinson'a verdiğiniz 9,5. Yani ne yapacaksınız? 12-13'e mi satacaksınız? O yüzden ve net bir şekilde 3 tane kilit stoper yakalamışsın. Hepsi milli takımlarında oynuyor. Eee Diğer tarafta gelen Emin Bayram'ın var. Emin Bayram senin oyuncun. Geçen seneyi de iyi geçirdi. O da muhtemelen takımda kalacak. E Kaan Ayhan var stoper. Yani bu kadar uzun periyotta 4 stoper çok önemli. E Galatasaray bunu korumak ister bir hoca olarak. Diğer tarafta Kerem işinde ben Kerem'in bir şekilde gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani artık Kerem'in Galatasaray'da kafa olarak bittiği, e, biraz da gidip oraları görsün. Yani ben bu kadar nazlanmayı kabul etmiyorum. Yani ıslık evet ıslıklanıyorsun ya. Yani herkes ıslıklanıyor. Herkes tepki görebiliyor. Biraz işi çok abarttığını düşünüyorum. Tamam burada tutmamış olabilir kimyası. Kafa olarak da biraz sıkıntı yaşıyordur. Keyfi yerinde değildir. Bir Avrupa'ya gidip görsün. Belki kiralık gönderirsin iyi bir paraya satın almalı. Gitsin Avrupa'da görsün. İtalya Ligi'ni görsün. İspanya ise İspanya. Fransa ise Fransa belki her iki taraf için de iyi olacak. Çünkü bazı şeyleri de bu kadar ısrar etmemek lazım. Evet Kerem konusunda da durum bu şekilde abi. Son böyle yayını kapatacağım ama forvet konusunda hoca hem yani Icardi ile birlikte oynayabilecek hem de Icardi yokken güvenebileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz dedi. Bu e, cümleyi de istersen kapatalım. Senin düşüncen nedir forvet konusunda? Icardi ile oynayacak adam biraz daha hani kanatları da kullanabilen ya da forvet arkasında denediğim bir oyuncu olmak zorunda. Ben Galatasaray'ın bir değil iki forvet alması gerektiğini düşünüyorum. Belki birini e, biraz daha uzun boylu, hava topları hakimiyeti olan tipte pivot dediğimiz bir oyuncu olabilir. Biri de daha çabuk, daha küçük boylu, daha seri, hani e, topu sağa sola gidebilecek, Icardi ile Verkaç'a... duvar pasına gidebilecek biraz daha seri bir oyuncu alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçen sezon belki de bir mucizeydi Galatasaray için. Yani tek forvetle bitirdiniz. Bakan bu gitti. İyiydi, kötüydü. Yani ee, tartışılır ama Vinicius size tamam. Kritik bir katkısı var ama onun dışında da e, sahada yoktu. Galatasaray Icardi'nin de kötü olduğu bir dönemde forvetsiz zamanlar geçirdi. Bu sene buna lüksü olmadığını düşünüyorum. Yani çok